Selamlar canlarım, selamlar. Hayırlı sabahlar. Her ne zaman izliyorsanız hayırlı günler, hayırlı sabahlar olsun. Bugün de günlerden, oğlum neydi günlerden? Bak unuttum, görüyorum. Cumartesi. Cumartesi bugün çocuklarım gelecek. Gelinim, oğlum gelecek. Gene söylediğim gibi, geçenki vlogta da dedim. Şeyi bilmiyorum. Şeyler gelecek mi sevgili canlar? Onlar gelecek mi bilmiyorum. Ben şimdi onlar buradayken de yaptık. Her gün günlük yapıyoruz. Artık bana da spor geliyor bu. Şimdi gene bir taraflara süpüreceğim. Bu arada tribotumu da yaptırdığımı söylemiştim. Daha da hani temizlik işini de gösterin dediler bana. Öyle de söylendi. Temizlikleri de hani gösterin, yaptığınız temizlikleri de. Ben yaptıktan sonra göstermek zorunda kalıyordum. Çünkü neden? Şeydi, hani tribotum, ayaklı tribotum yoktu. Şu anda tribottanım. Tribottan size selamladım sizi. Göstereceğim ama süpürgemin sesi çok, çok yüksek. Biraz gösterip biraz şey yapacağım. Ben temizliğime devam edeceğim. Durduracağım, devam edeceğim. Biraz gösterip biraz o şekilde. Çünkü rahatsız olursunuz. Ne sesim duyulur, ne şeyim duyulur. Hani bir de editlerken bunu ses kısmasını bilmiyorum. Hani bu kadarını becerdiğime şükür olsun. Şükürler olsun. Allah'ıma binlerce şükür olsun. Hadi ben işime başlıyorum. Görüşürüz. Canlarım, Allah izin verirse, gücü olursa sessiz bir şey alacağım. Bu çok sesli. Bu sizi çok rahatsız ediyor. Ben biliyorum. Ben o koltukları da şimdi diğerlerini de yapayım. Yere geçerken göstereyim. Çocuk süpürebilir mi? Kendi süpürmek istedi. Bakın. Kırmış zaten. Yani şurası kırılmış. Bantlarım şimdi burayı da. Elimle tutayım yani. Canım bu, ben size daha fazla ses vermeyeyim. Anlaşıldı yani, yapıyoruz. Yapıyoruz yani, yapalım. Ben yapayım, her tarafı süpüreyim. Bugün çiçek almıştım saksılarla. Dün hala duruyordu. Çünkü o toprağında şey altında duruyordu. Merdivenlik altında. O yukarı çıkan merdivenliğin altında duruyordu. Karanlık yerde. Kendi de toprağında duruyordu. Baktım solmamış. Dün de çocuklar çoluk geldi ya. Misafir geldi ya. Ben onu yapamadım işte. Bunların yanında bunu nasıl yapayım artık? Temizlik yaptık, oturduk, sohbet ettik. Misafir de var. Hani kendi çocuklarım olsa iyi yaparız da şey de vardı. Bir de tanem yanında mümkün değil ki böyle bir şey. Tanem her şeye bir zarar vermeden gitmiyor ki tanem. Ponçiyim.
toprakları hep saçardı. Onun yanında yapamadım. Bir de misafiri de vardı tabii ki. Neyse, ben şimdi buraları böyle süpüreyim, sileyim sonra. Sonra gene şey taraflarını. Gerçi dün sildim, belki bugün silmem. Çünkü dün sildim. Her gün de silmek, belim ağrıdı, belim artık. Artık bir de viledayı da yapamayayım. Onunla yapamayayım. Başka bir vile de alacağım. O yuvarlak dönen dönen, onunla yapamayayım. Benlik değil o. Neyse, ben yapayım da gösteririm son haline. Sonra da yukarı çıkarız da çocuklarım gelmeden önce şu şeyleri dikelim ya. Ama bu arada işte kahvaltıyı herhalde gösteremeyeceğim size. Daha ben yeni kalktım, kahvaltı yapmadım. Biraz da geç geliyor şeyler size, şundan geç geliyor. Sabah erken uykusuzluk beni hasta etti. Hani erkenden onu yapıp gönderip, en azından gün içinde editleyip gönderiyorum, akşama doğru geliyor. Bir müddet böyle devam edelim. Çocuklar şimdi gelen giden de oluyor. Misafirlerim de oluyor, hani yanıma gelen giden. Akrabalarımdan. İşte uykusuz kalıyorum. Bayağı bir bitkin düşüyorum. Bu sefer bu gülen yüzüm soluyor. Karşınıza da o şekilde çıkmak istemiyorum işte. Neyse. Öpüyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun şimdilik. Ben şey yapayım. Nerelerden gösteriyorsam, gün nasıl başlıyorsa, onlar da geldiğinde göstereceğiz hepsini. Sizden gizli hiçbir şey yok. Canımsınız hepiniz. Azala çalışana, azala çalışana, tam iş yapıyordum. Ezan başladı. İşlerimi yarı ettim yani. Bu ezan sesimiz zaten Türkiye'den izleyen çok. Türkiye buna şanslı, ezan dinlemede şanslı. Yurt dışındaki tüm canlarıma gelsin bu ezan. Selamlar olsun yurt dışından beni izleyenlere. Tere karıştım, tere. Sadece şuradan çıkmak beni tere karıştırdı. Şimdi göstereyim size. Burayı göstereyim bari. Mahvoldum. Anam, belim nasıl ağrıyor ya şimdi. Sadece şu etraf. Bak şimdi göstereceğim. Burası mahvediyor beni. İlerleri, yukarıları. Hadi bakalım. Canlarım, dışarının ışığı çok olduğu için görüntüde genelde içeriği karanlık tutar. Evet, silmedim çünkü her gün sildiğim için süpürdüğüm toz bile yoktu. Sadece Batuhan'ın saçlarıydı. Birkaç tane saçları vardı Batuhan'ın. Bunları şey yaptım. Yani tozlarını aldım, kenarların bu şeylerin tozlarını aldım. İşte bunları ya şeyden görünmüyor işte, görüyor musun sen? Işıkları da açtığım halde görünmüyor. Şöyle mi yapayım acaba? Heh, bak buraya saati kurdum. Saati kurdum, görünmüyor. Görüyor musun sen? Görüyor musun sen canlarım ya? Dışarının güneşi ışığı çok olunca içeriği bastırıyor. Heh. Buraya da bu oldum ama, bunu koydum ama hiç olmadı. Hiç olmadı çünkü buraya göre baskısını yaptırmamıştık. Hani dübellerini buna göre yaptırmamıştık. Dediğim gibi diğer tarafı hatırlamamak için bunu şey yaptım. Biri de demiş ki, madem diğer taraftan bu kadar şey yaptın, eşyalarını da bıraksaydın orada.
demiş. Canım, eşyalarımı niye bırakayım? O benim canımdır. Eşya candır. İnsan eskisi de olsa candır. Çünkü başka yeni almaya param mı var? Ben buraya geldim ama ben buraya sadece eskilerimle geldim. Sadece kira derdim var burada. Azıcık yüksek. Yani kira derdim var. Başka bir derdim yok ki. Başka bir kendime şey açmadım. Sıkıntı yapmadım. Çünkü neyle yapacağım? Kendi eşyalarım bunlar. Niye eskilerimi bırakayım? Eskilerim candır, can can. Evet. Şimdi balkona gidelim. Sadece havuz işte dedim ya. Neydi o ayağımda altında? Şunu şuraya koydum ki. Ya balkon çok tozlanıyor. Günde iki kere balkon siliyorum ben. Balkon çok tozlanıyor. Şu şekilde balkonumuzda bu şekilde temizledim. Bu şekilde işte. Ha burada da şey bu iyi çekmiyor ya. Evet. İşte böyle bu şekil bu şey beni işte şey oldu. Hani yoruldum. Buna da yer yastığı yaptım böyle fazlalık ya söylemiştim daha önce. Bunların altlarını, koltuk altlarını falan hep sildim. Ha bu şeylerin altlarını, ha bunların altlarını. Her tarafı sildim diyorum, süpürdüm, silmedim. Çünkü hep siliyorum zaten. Her süpürürken siliyorum. Hiçbir yerinde toz yok. Çünkü koltukların altları kalkık olduğu için hiçbir yerine toz gerekmiyor. Hani hiçbir yerinde toz görülmez. İşte böyle baktırayım görülmez. Yoktur. Sevmiyorum zaten. Oradan çünkü buraların altlarında olsa direkt nereye gelir bakın. Altlarını göstereyim. Koltukların altlarını göstereyim size. Direkt nereye gelir? İçeriye gelir yani sonuçta bak. Şuranın altlarında. Hiçbir şey bırakmadım. Bırakmam yani. Öbür tarafta yapamıyordum böyle. Çünkü neden yapamıyordum? Öbür tarafta her yer yırtık pırtık. Allah beni kurtardı işte. Ya Rabbim kurban olayım adına dolanayım ya Rabbimin adına dolanayım ya Rabbim. Canlarım hadi görüşürüz. Ben devam ediyorum. Canlarım inanın tere karıştım. Hep her tarafı elden geçirdim. Bütün evi her tarafı kahvaltı bile yapmadık. Oğlan açlıktan baygın düşmüş yatmış. Ben hep unuttum işe daldırdım. Ben de eline hazır çorba almıştı. Onu hani çal çabuk çorba var ya ona yiydi. Ben de zannettim ki hani doymuştur bir şey ses söylemeyince. Yani ses çıkarmayınca ben de devam ettim. Bütün her tarafa. Her tarafı devam ettim. Temizlemeye. Şimdi aşağı inmiş anne bir baygınlıktan gittim yattım diye. Sen bir kapısına bıraktım çamaşırlarını da dürdüm de kapıyı açamayınca anladım uyuduğunu. Kapısına bıraktım dürüp çamaşırları katlayıp ki ona ait olanları. Çamaşır indiriyorum hep katlayıp bırakıyorum. Biraz daha var katlanacak ama ben de açlıktan öldüm. Başım dönüyor. Öğleden sonra çoktan oldu. Saat 3. Ya 2,5 ya 3 yani şu an açız. Ben hemen kahvaltımı, çayımı koydum hemen oraya. Dur bir dakika. Hemen oraya ışığı da açayım da göremezsin. Hemen çayımı koydum da ben şu çayımı hazırlayayım. Ondan sonra gidelim nasip olursa inşallah. Yukarıda da çok rüzgar var. Yukarıyı da temizledim. Çatıyı da temizledim. Öyle rüzgar var ki dağıtacak. O şeyi dağıtır. Bu domateslerin başı niye eğildi acaba? Rüzgar mı eğdi bunu? Buna çangal mı lazım? Hani böyle çubuk mu lazım? Ben bunu anlayamadım. Başı eğilmişti şeyi. Domateslerin. Tekrar dibine toprak doldurup bastırdım dibine. Ne olması gerekiyor? Ben anlamadım bunu vallahi. Ben hiçbir şey anlamadım. Başım niye eğilmişti? 2 günde bir suluydum. Biraz böyle nem kokuydu. Sanki böyle dibi kararmış gibi nemliydi. Biraz 2 günde bir suluyordu. Ne yapayım ben bilmiyorum ki.
Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Bir şeyler yapmak istiyorum. Neyse ben kahvaltımı hazırlayayım. Oradan açlıktan geberdi. Geberdik açlıktan. Yahu bu tribotu da aldım da arkadaşlar ya Allah aşkına az bak. Bak şimdi. Bak nereye çıktı. O derler ya ucuz malın yanisi yenmezmiş. Ay bacaklarımdan. Ölüyorum bacaklarımdan. Ucuz etin yanisi yenmezmiş derler ya. Ha bu 100 lira benim 250 liralık şeyim işte tribotum yapılmadığı için ha bu da kırılır çok zenne. Zenne demek bizde şey çok yani hali yok, dermanı yok. Kaliteli değil anlamında yani. Kaliteli değil. Neyse ben kahvaltımı hazırlayayım hadi. Hadi görüşürüz gene. Canlarım şöyle Batuhan'a bir tane şey verdim kahvaltı tabağı. Bir tane de ben aldım. Evet canlarım ha burada götüreyim de Batu orada yiyor. Ben de şurada yiyeyim bacaklarımı daha sürükleyemeyim ben. Daha yürüyemiyorum. Oy çok ağrıdı. Çok ayakta kalınca ağrıyor ya. Oy yere düştü. Yeniden makineden yıkanandan aldım da. Yere düşse de bir şey olmaz. Öbürü yere düşen bu. Şunu zaten böyle seviyorum ben. Hani köylü bir teyzeden almıştım ya bir abladan bunu. Bunu doğradım. Köylü canımızdır zaten. Onlar candır. Bunu doğradım. Çayımı da ben içeyim. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Burada poşette bırakıyorum ekmeği ki. Ekmek açıkta kalırsa artık canlarım. Bilmeyenler için söyleyeyim bilenler. Zaten hanımlar hep bilirdir. Açıkta kalırsa kurur. Ağzını kapatırsanız poşette böyle bağlı tutarsanız olduğu yerde ya da kutusunda da olsa poşetleyip de ya da şey streç filme koyup da dolaba koyarsanız hiçbir şey olmaz. Bu havalar Giresun havaları çok şey olduğu için ben o yüzden muhafaza etmeye çalışıyorum. Çok ayrı bir hava. Giresun havaları çok ayrı bir hava canlarım. Dur bakayım şimdi. Açamıyorum. Dur. Açtım. Şimdi Giresun havaları nemli hava. Rütubetli hava olduğu için deniz bak deniz. Bak nasıl kararmış bak. Deniz nasıl kararlık. Denizde karaltı var. Şimdi o yüzden Giresun şeyi böyle olduğu için biz daha çok muhafaza etmemiz gerekiyor. Daha çok. Anam şurada günden güne oluyor. Allah bana da ver ya Rabbim. Baksana günden güne ne güzel havru seyredeyim ha ben hep. Fasulyeler oluyor. Benim fasulye dikmeye şeyim yok. Kız bunlar domatese çangal mı dikmiş? Kız ben de mi öyle yapmalıyım? Ondan başı eğildi. Anam gördüm. Kız domatesde küçük çangallar var. Anam sorsam avlulara doğru insem de hiç de inip de milletten de çekineyim. Hani yeni de gelmişim. Bu da çok şey değilim hani. Kimseyi de başında da görmedim. Görsem sorardım. Aşağıda olsam hani yakın olsa sorarım da yüksekteyim. İnene kadar insanın soracağı bitir. Soracak aklımda kalmıyor. Buradan inene kadar. Hadi görüşürüz canlarım. Neneyim de kahvaltımı yanıma alayım dedim. Kahvaltıyı içeri götürdüm. Çayı burada devam ediyorum. Altına da örtü serdim. Tozlanmasın. Toz beni çok rahatsız ediyor. Şurada şey gördüm. Az onu size göstereceğim. Hemen burada bakarken. Bak şurada onlara nasıl sorsam onlara sormam gerekiyor. Ama gitmem gerekiyor aşağı doğru. Bakın orada işte uğraşıyorlar. Çangal dikiyorlar. Bunlardan hep öğrenmem lazım. Hep öğrenmem lazım da. Ha şimdi gene şeyden aldım da bunları taktım. Yıkıya bıktım ya. Şimdi yukarı geldim. Makineden aldım. Makine yukarıda ya. Hemen bunları taktım. Buraya aldım yıkadıklarımı. Sürekli yıkıyorum. Bunları şimdi götüreceğim. İşte Batuhan'ın odasını da güzelce gene temizledim.
Gündüz sabah geliyor yatıyor burada. Şu şeyler, storlar yüzünden gece yatamıyor. İşte burayı da temizledik. Her tarafı temizledim yani. Temizlenmedik yer kalmadı. Evet, gidelim de. Şu tripodumu da yanımda götürüyorum. Abi onun örtüsünü de yıkamaya koydum. Gidelim. Boynunu bükmüştü bunlar ya. Çok üzüldüm boynunu bükünce. Demek ki şey lazım. Bak, rüzgar vurdukça boynunu büküyor bunlar. Ha, buraya getirdim torbamı. Şimdi koyacağım tributa bunu. Şimdi bunlar biraz farklı yerden aldım bunları. Biraz daha uygundu bunlar da. Bunun deliğini nereden açacağım? Bunu anlamadım bak. Allah Allah. Bunun delik yeri nerede? Acaba az az koysam suyu olur mu? Bunun delik yeri yok gibi. Ha, burada bir şey var. Buz. Aa, bu altının şeyiymiş. Aha, deliği. Aa, altlıkları varmış. Hey gidi Allah. Tamam. Tamam, anlaşıldı. Bunlar daha pratik. Daha pratik. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek, evet, fidemiz biraz çillenmiş mi ne olmuş ama düzelir o. Çünkü 2 gündür fidemiz duruyor. Allah, elime de geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi buralar, ay ben buraya bir örtü serseydim. Daha yeni temizledim, biliyor musun? Ana, ben abriye bir örtü serseydim. Şimdi bu buna dökülürken bu buna yere dökülecek. Şimdi ben düşünsene oturabiliyorum burada, hani o kadar temizledim. Ben bir örtü alayım, gelin hiç erimeyeyim. Ben göremeyim sizi vallahi. Yıkanacak olan, sırasını bekleyen bir battaniyem vardı. O battaniyeye birazcık koyalım. İkişer ikişer koyacağım. Birazcık koyalım. Şunu şöyle yapayım ya. Battaniyeyi dökülürse de battaniyeyi, o ara taraf var. Oradan çırparım. Oradan çırparım. Şimdi buraya şöyle Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah şöyle nasıl alacaktım bunu? Nasıl alacaktım? Şöyle kendi toprağı ile şundan Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım koy ver, koy ver, koy ver. Tamam. Bak, birini buraya döküyorsun, şeyden alırım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ben diktim, sen yap. Sen oldur ya Rabbim. Sen bereketini ver. Şunu da koydum, şöyle edeyim. Allah'ım ben diktim, sen bereketini ver ya Rabbim. Sen bereketini ver ya Rabbim. Bir tanesini de şuraya alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıda 2 gün kaldı ya. Şey, toprağından ayrılmış. Kurban oldum. Ben seni 2 gün niçin bıraktım? Milletin içinde şey yapamam diye, ne yapayım? Ama Allah gene de korumuş. Ha, bu çubuklar niçin oluyor acaba? İçinde toprağın. Hepsini götürdüler. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah'ım ben diktim, sen yap ya Rabbim. Sen ver ya Rabbim. Sen döktür ya Rabbim. Sen dökümünü ver ya Rabbim. Rızkını ver. Başka yer buldum. Şeyi bak, hem altının altlığı var. Sağlam, hem de şey. Ucuz buldum, ucuz. 7,5 TL'ydi. 7,5 TL'ydi şu. Hani saksısı. Şey zaten 1 lira. Şeyi, hav fidesi. Fide. Fide 1 lira. Şimdi bunu diktik. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu dikelim. Ondan sonra da ben diktikten sonra gösteririm. Fazla zaman aşımına uğramazsın. Video. Çünkü onlar da gelecek birazdan. Daha yemek yapacağım canlarım ben. Her tarafı temizledim, bitirdim de. Daha. Ben şimdi niye açayım ha bunu? Aa, toprağa koymadım da ben. İşte şaşırıyor. Şaşırıyorum. Aklımda binlerce yapacak iş olunca. Ben var ya, köyde dursaydım hiç yerimde durmazdım. Hiç. Sürekli ekerdi kerdi. Sürekli ekerdi kerdi. Ha, bunun yarısına kadar toprağa koyduk. Şimdi burada kestiğimiz bir yer vardı. Ya dökülü işte, ıslaklığı gitmiş. Ben seni kurtarayım burada. Ben seni kurtaracağım. 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 Bu patlıcan. Patlıcan. Ben seni iyiteceğim. İyiteceğim ben seni, iyiteceğim patlıcan. Bu patlıcan şuraya yapalım. Bilmeyeyim, beni göreyim usuz. Ben güneşte kendimi bile göremem. Güneş var. Akşam güneşi vuruyor. Saat 4'ü geçiyor. 5'te oğlum şeyden çıkar. İşten çıkar, gelirler. Ben hemen yarım saat içinde 3 çeşit yemek yaparım. Tüpüm nasıl olsa yanıyor. Ay gazım iyi yani. Makası kaybettim. Makası kaybettim. Hemen anında kayboluyor yanımda. Dur. Ana ben seni iyi edeceğim, iyi edeceğim. Hep toprağa şey olmuş. Hani kurumuş. Burada kalmaktan şimdi can suyunu da veririm ben seni. Ben seni iyi ederim. Canlarım. 5 dakika olmuş. Hemen ne kadar da boğuluyor. Ben bunları dikeyim geleyim. Daha onlarla da çok şeyler olacak. Bak bunu da diktim. Şimdi üzerlerini bu patlıcan diktiğim. Bu patlıcan. Bu da kıl biberi bu. İnşallah Allah'ım verecek. Ben diktim, Allah'ım verecek. Hadi ben bunları şey yapayım, gelirim. Tere karıştım. Oy oy, tere karıştım. Ama her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak inşallah. Bakın şimdi döndüreyim size. Gölgeler mi geldi? Gene. Bak maydanozlarım. Burada bak yeni bitiyor şeyler. Semizotu. Semizotu bitiyor. Bak. Diktiklerim. Şimdi can suyu vereceğim de şu. Dedim ya, şu eğiliyor bak. Bunun dibine ne kadar koysam da eğiliyor. Rüzgar eğmiş onu. Ona çubuk lazım ama onu nereden bulacağım? Ha bu şekilde burayı bir sera yaptım. Bu şekilde sera yaptım. Şimdi onlara bir can suyu koyayım. Güneş varken can suyu olur mu bilmiyorum ama azıcık güneş var ama saatte 5'e doğru geliyor. Evet. Ay, insan hoşuna gidiyor ya. Güneşten ben göremiyorum. Kameradan göremiyorum. Normalde göreyim. Neyse ben can suyu koyayım ona. Ya da tam dikkat etmedim bunların. Bunları da azıcık koyayım da. Acaba
şeyin başından mı koyulacak? Siz söyleyin bana. Hani bitkilerin başından mı koyulacak bu? Yoksa böyle mi? Azıcık koyayım. Buna da can suyu koyayım. Biraz fazla koyayım. Askıda çamaşırlar vardı. Çamaşırlar mı döküldü üstüne? Düştü, yere düşmüştü çamaşırlık. O an çamaşırı yerde görünce ben canlarım şok oldum. Birden şey yaptım. Hani bunun üstüne düştüğünü anlayamadım. Acaba onun üstüne mi düştü? Niye boynu büküldü? Ben bu arada balkona hep sildim az önceki. Nemli. Tamam. Ben diktim. Allah'ın bereketini versin. Hadi ben gidiyorum şimdi. Selamdan aşağı ineyim, artık yemeğe geçelim. Bizimkiler gelir. Bizimkiler gelince de azıcık onlardan alırım bir şeyler. Hadi görüşürüz. Gidemiyorum ya, ne oldu? Gidemiyorum. Aşağı. Ha, burada 150 gram kadar şeyim vardı. Kıyma. Azıcık üzerine şey yapıp, azıcık da tavuğum vardı, butu. Onu kızartacağım şimdilik. Bir de mercimek çorbası ya da ezogelin suyunu koydum. Karar vereceğim şimdi. Ondan sonra bir pilav atarım. Yeter gider. Bakın şimdi bunun zamanı geldi. Azıcık köfte yeterli zaten. Bakın şimdi. Bunu buzluktan aldım. Şimdi şöyle ufanıyor. Bak böyle ufanıyor. Çünkü buzuyla maydanoz koyduktu ya. Tamam. Şimdi bunu bu şekilde zaten hep ufanacak o. Bakın kayboldu gitti. Allah'ım şey mi vurayım? Kayboldu gitti. Bütün maydanoz hemen anında, ama bunu şimdi şeye bırakacağım. Gene buzluğa bırakacağım maydanozu. Doğradığımız maydanoz. Canlarım şeyden ekmek arttı ya, hani şeye koyduk. Köfteye koyduk. Şimdi bunu sıktım, buzluğa koydum. Geri kalanını gene kullanacağım. Zaten buzluktan çıkardım ekmeğini. Kurutmuştum. Ekmeği buzluğa koymuştum. Şimdi bunu da bu şekilde artanına hiç ziyan yok. Ziyan yok. Şimdi bunu yapalım. Pilavı önce bunda yapıyorum ben. Daha güzel oluyor. Kalın tutlu ya. Sonra pilavı şeyli yapacağım gene. Canları yemeği çorbamı yaptım. Yavaş yavaş altı kısık kaynıyor. Yavaş ateşte kaynıyor. Şimdi burada gene tavuğum var ve bunlar yeterli bize. Köfte, tavuk. Tereyağını sonradan kattım. Aldım. O organik tereyağı da aldım. Bizim halka borç yapıyorum, oradan alıyorum. Safra veririm. Bizim eski durduğumuz Alkap'ta bir organikçi vardı. Oradan hep yağ alırdım. Aldığı kadar suyunu koyduk canları. Bunun üzerine gene geçenki gibi şey koyacağım. Bezelye. Haşlanmış bezelye. Çorbamız kalkıyor ayağa. Çorbamıza bakalım. Ezogelin çorbası yapıyorum. Bir dakika şöyle kısalım bunu. Köpüğünü alacağım birazdan ben onu. Evet, çorbamız pişti. Pilavımız oluyor. Ben de burada yanıyorum. Yanıyorum. Ama zevkli zevkli. Çocuklarım gelecek. Zevkli. Sizlerle sohbetle yapıyorum, zevkli.
Şimdi gene geçenki gibi bezelyemizi serdik. Bezelyemizi serdik. Birazcık şuna, şu şeyi biraz böyle ağız tarafını kendi suyuyla biraz nemlendirdim. Hah, tamam. Sileceğim de şimdi gözümün önünde bunlar görünmez. İstemiyorum. Hadi görüşürüz. Şimdi alt tarafta hazır su var. Pompalı. Dolaba su koyacağım. Dolapta bir tane su var da şişede. Bir tane de daha koyayım. Yetmeyebilir. Yani bir tane daha koyayım. Dolapta bir tane var şişemiz. Bir de bunu koyalım. Soğuk su olsun. Şimdi bakalım. Hepsini birbirine dağıtalım. Vurmasa olmuyor. İşte pilavımız. Çorbamız. Şimdi ben bunu öbür diğer pilav tenceresine alacağım ve bunları kızartacağım onların gelme saatine. Böyle ağzı kapalı bu demlensin. Ben de bu arada ya şu kepçe de kepçe gibi, kaşık gibi değil be. Kepçe gibi. Döküyor bak. Ben bunu işte yeni aldım onu. Kepçe gibi. Gece ilerleyen saatlerde yaparım. Torunum makarnayı çok seviyor ama yemek çok. Belki yemez. Şimdi bir de salata yapacağım. Çoban salatası yapacağım. Yani patates... Ay patates nereden çıktı? Patatesli değil. Şeyli. Çoban salatası, domates, hıyar. Hani dağlarda yapılıyor yani elinde domates olur, hıyarın olur. Biberin olur, uzun biberin, kıl biberin, var bende kıl biber, soğan, işte ben hatta yaz salatasına, yaz domates salatasına ben şey koymuyorum, limon bile koymuyorum, tadını değiştiriyor. Bir öyle deneyin de bak, bazen koydum mu da tam koyuyorum, nar ekşili, mar ekşili, işte sumaklı, hepsini, bazen de yaptığımı da öyle yapıyorum. Yani o anki şey gücüme bağlı, hayal gücüme bağlı. Neyse, şunu da alalım şunun üstünden, o demlensin. Hadi görüşürüz. Böyle pişirdim. Dediğim gibi sadece şimdi bunu koyacağım. Bundan pilavı çıkardım. Oldular, geliyorlar. Ekmek, tost ekmeği dedi, anne ne lazım? Onları alıp oğlum getiriyor. Allah razı olsun oğlumdan. Hadi görüşürüz. Geliyorlar yavrularım. Geliler. Oy, oy kurban olduklarım, oy. Ağızları, burunları sarılıp dolmuşla geldiler. Ya da bilmiyorum kim bıraktı. Efendim canım. Gel bir tanem, seni bekliyorum. Torun çağırıyor. Babaanne ne yapıyorsun? Kapıyı açayım onlara. İşte 8'de durdu. Kapının açılması bekleniyor. Dadat. Kız dolmuşla gelmek de kolaymış. Biz kız dolmuşla mı geldiniz? Onu keşfettik. He, nerenin dolmuşu? Ben de 2 numara 3 dakikada bir geçiyor. O kadar basit. Ben öğrenirim şimdi sizden. Çok basit. Hoş geldiniz. Tabii ki yavrularımı öpmüyoruz ama temiz olduğunu biliyoruz ya. Gökçen her şey. Gelin gelin ya. Hadi bir tane öpüşelim o zaman. Ben ya herkes birbirinden emin. Gel bebeğim öptüm. Oy oy oy. Yoksa duştan yeni çıktı. Biliyorum hepiniz yeni.
Oy canım benim, oğul. Serdan sana büyük tost denk Benim, geliyor. evet, benim oğlumun bak maskesine bak şey. Petrol ofisinin ablemini yaptırmışsın. SG Opet'in. anne. Sercan Gürel. Ha, SG, İsmini soy Sercan Gürel. ismini. Yemekleri yaptım oğul. Bakın nerede? Yemekleri yaptım. Tost ekmeği aldım anne, sen büyük tost ekmeği. Sen ufağı alıyordun değil mi? He. Bak bu büyüğü, o en büyük Oo. var ha. Benim Biraz oğlum sonra büyük kahvaltıda tost ekmeği almış yapacağız. bak. Sercan pilava bakar mısın? Şeyli pilav. Söyleme, sürpriz olsun. Tamam, Sercan çok seviyor onu. Sercan. Baksana kocaman ekmek ya. Koca ekmekler Tost bakın. ekmek kocaman. Babandan aldın. Yok. Babanın fırından mı? Yok Yan yok, yan tarafı. tarafı. He, yan tarafı. Yan Ha, bu tarafındaki onlar fırın. üretiyor. Sercan He. Ve hiçbir şey değil şu, 10 lira. Hiçbir şey Hiçbir değil. şey değil. Biliyorum ben Bakayım bilmiyorum. bakayım. Sen mi söyledin? Siz konuşamazsınız. Konuştum. Ben de bu kadar olur diyecektim. Kabul Abi, ede şey hemen hazırladım. eşofmanları rahat gene eşofman Ha, Çorba da ekonomi burada gelecek. hazır. Batu abi nerede? Yukarıda. Evet canlarım, biz masayı kuralım. Görüşürüz. Efendim. Görüşürüz. Efendim. Elini bir başka. Anne dedi. Zaten bana bir şey demeden de hemen girmiş. Ben Sercan'la sohbet ederken Ağrı kreminden konuşurken ağrı kreminden, bu bacaklarım çok ağrıyor. Alt kat üst kat sürekli inçik inçik. Temizlik yapıyorum ya sürekli, siz de görüyorsunuz. O yüzden bacaklarım çok ağrıyor. Zaten romatizma da var ya. O da ağrı kreminden bahsediyordu. Hemen benim gelin Sevilay geçmiş iş başına. Hadi Bunları da onları da koyayım yanına. onları da sen onları da koy. Onları da koy, aynen şey gibi, o yarı haşlanmış koyulmuş çünkü. Yarı haşlanıp kızartılıp koyulmuş buzluğa. Hemen kızardı mı alın, öpüşüyor. Tamam canım. Hadi görüşürüz canlar. Canlarım benim, kurban olduklarım. Oy Allah. Yasak geçirmeye geldik. Ha, evet sokağa çıkma yasağı. Burada geçireceğiz tabii. Burası tatil, Allah tatile geldiniz. sınava girecek çocukların yardımcısı Amin. Allah yar ve yardımcısı olsun. Tamam. O kızım, sana herkesin selamı var. Sen de selam gönder. Seni soranlar, sevenlere. Valla yazdım ben dün de. Herkese selam olsun. Evet. Okuyoruz yorumlarını. Evet, Kızım. yorumlarınızı hep birlikte, kızım, gelinim, oğlum. Yorum okuyorlar. Hep yorum okuyorlar, yorumlar okuyorlar. Hadi öpüyorum sizleri canlarım, görüşürüz. Yok, o şeylerini kaydetmemiş olabilirler. Çünkü bunu bir bu elden taksitte böyle AVM üzerinden aldıkları için TV'yi belki Videonun sonlandırmasını yapıyorum. Son vedamı sizlerle yapayım. Çocuklarım yanımda. Yarın pazar. Bugün cumartesi, yarın pazar. Bu size yarın pazar gelecek. Hayırlı pazarlar, mutlu pazarlar olsun. Evinizde sağlık, mutluluk, huzur bolca olsun diyorum. Allah evinize bereket ve sağlık versin. Mutluluk, huzur versin. Biz de yarın Allah'ın izniyle bakacağız. Ne yapacağız, ne edeceğiz, onu da çekeceğiz. Yarın ne getiriyor? Çünkü çocuklarım yarın benimle, yarın pazar akşamı, akşamına gidecekler. Onlarla neler yaşayacağız? Onu da bir dahaki vlogumda göreceksiniz. Öpüyorum sizleri. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Zili tümü olarak ayarlayın. Paylaşımlarımdan haberdar olun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz ailece yorumlarınızı okuyoruz. Ve bugünlerde yoğunum. Yorumlarınıza biraz geç dönüyorum. Ve beğeni bırakmak zorunda kalıyorum sadece. Hani kalp bırakıyorum. Çünkü çok yoğunum. Gelenim gidenim oluyor. Çoluğum çocuğum, evin işi gücü tam bitmedi. Tam yerleşemedik. Hala çamaşırlarla uğraşıyorum, cebelleşiyorum. O kadar çuvallarla uğraşıyorum işte, hepsini çuvallara koymuştum ya, hepsini çıkarıp çıkarıp yıkıyorum. Kurutuyorum, asıyorum, işte asıyorum, topluyorum, bir daha asıyorum, katlıyorum, yerleştiriyorum derken yani çok zamanım gidiyor. Yoruluyorum, çok yoruluyorum. Canlarım, kurban olayım, hepinizi gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. Allah sizleri başımdan eksik etmesin.
ailece gene söylüyorum hepinizin yorumlarını ailece okuyoruz. Ve yarın ne gösterir? Yarın gün bize neyi gösterecek? Bilemiyoruz. Allah her şeyi hayırlısından, en güzelinden versin hepimize. En güzelinden versin. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Allah'ın melekleri hep yanınızda olsun.